Milattan önce 8200'lere dayanan Anadolu'nun ilk yerleşim bölgesi olan Aşıklı Eyüğü'ne geldik. Ve çok enteresan, çok güzel şeylere şahit olacağız burada hep beraber. 700 yıl kadar yerleşim bölgesi olarak kullanıldığını, ilk Anadolu'nun ilk yerleşim merkezi olduğunu, Çatalhöyük'ün bundan 700 yıl sonra yapıldığını ve orada... Yani aşağı yukarı buradaki yerleşim bitince... Oraya bir geçiş yapılmış. Orada daha çok seramik ve daha mozaik türü şeyler görebilirsiniz. Ama burada çok daha değişik ilk yerleşim alanlarını göreceksiniz. Ve katman katman üzerine ilave edilerek 500 yıl, 700 yıla yakın bir şekilde 14 katı civarında insanlar yaşamışlar. 14 kat boyu. Biz şimdi hep beraber ilk yerleşim alanından diğer açık alanlara doğru yol alacağız. Hadi. Günümüzden 11.400 yıl önce ilk yerleşim olarak başlayan bu topraklarda, yerleşim başlayan bu topraklarda şu gördüğünüz yuvarlak yapılarla başlamış ilk yerleşim. Ve daha sonra kerpiç düzene geçirmiş, kare düzenlere geçirmiş. Ve burada işte tarım, hayvancılık, işte sebze yetiştirilmiş. Bu şekilde bir yaşam başlamış. İlk yerleşim merkezi çok önemli. Anadolu'nun ilk yerleşim merkezi. Sevgili dostlar, bu gördüğünüz dörtgen planlı kerpiç yapılar M.Ö. 7900 ve 7300 arası yapılmış ve şu gördüğünüz yuvarlak yapıdan buraya geçiş yapmışlar. Birazcık daha farklılaşmış yaşam şekli. Şimdi içerilere doğru bakalım. Bu, girdiğimiz alan Neolitik ev kopyasıymış. İçeri girdiğinizde kerpiç gördüğünüz gibi dörtgen yapı. İçeride yaşam alanı, sanırım sebze, meyve belki konulan bir takım yerler yapılmış. Şuranın ne olduğunu bilemiyorum. Burası depo bence Seçil. Depo gibi kullanılıyor herhalde. buğday, arpa, tahıl, mercimek benzeri baklagilleri, bulgurları işte burada depoluyorlarmış. Aşıklı'da günlük hayat yerleşik alana geçildiğinde. Bu gördüğünüz yuvarlak yapı ilk yerleşim alanı. Kerpiç olan evler değil mi? Yani yeraltı olan nispeten. Yeraltı olan ilk olanlar bu kareye geçmeden önceki yerleştikleri yer. Kare yapıya geçmeden önceki ilk yerleşim mimarisi. Tabii böyle. Bunlar kerpiç evlerde olduğu için ancak 40 yıllık bir dayanma süresi varmış. Bozuldukça bu kerpiç evlerin üzerine tekrar aynılarını yapıyorlarmış. Tekrar inşa ederek. Ve bu şekilde de 14 kat değil mi Seçil? 14 kat kadar bir kazı alanı varmış. Bir kazı alanı varmış burada. Onları da göreceğiz. Bu alanda yaşamışlar, yemişler, içmişler, oturmuşlar. İşte bildiğiniz, gördüğünüz bir yuvarlak bir yapı. Yani höyük, bildiğin bir çadır gibi şeyi var, havası var içerisinin. Buradan giriş. Gördün mü? Ha, dışarıdan içeriye buradan giriliyormuş. Evet. Kapılar tabii... Kapı yok. Sonradan yapılmış. Kapı biz rahat girelim diye yapılmış. Bu girişler yukarıdan, tepeden aşağı doğru iniliyormuş. Bu içinde şimdi bulunduğumuz yapı orijinaline sadık kalarak yapılmış, inşa edilmiş bu konut. Boyutları orijinalmiş. Toprak taban. Ve duvar sıvaları, ocak ve taban altı ölü gömme çukuru esasına uygun olarak yeniden yapılmış. Ölülerini buraya içeriye gömerlermiş. Ha bak Seçil. Seçil bak. Hı-hı. Ölülerini içeriye gömerlermiş. Bu yapıda aynen orijinaline sadık kalarak yapılmış. Gördüğünüz gibi kapı yok. Burada merdiven de henüz yok. Merdivenle tırmanıyorsunuz ve İçine giriyorsunuz. Peki şu andaki çalışmaya devam ettikleri nedir Seçil? Şu anda İllüstrasyon çalışmaları. İllüstrasyon çalışmasını bu gördüğünüz yapının daha sağlamını yapıyorlar. Yeni projelendirmişler burayı. Hı hı. Daha kalıcı olsun diye.
daha sağlam bir şekilde yeniden yapıyorlar ve 1980'lerden beri burada çalışılıyormuş. Az önce beraber gezdiğimiz bu illüstrasyon bölgesinden gerçek kazı alanına doğru gidiyoruz şimdi. Aşıklı Höyüğü'nün yani esas yerleşim bölgesi olan burası. Kazı alanı. Gerçek kazı alanı yani. Değişik koruma yapısı Aşıklı toplumun özel amaçlı ortak yaşam alanıymış. Ha. Bir şekilde böyle yaşamışlar. Örneğin görüyorsunuz şurası anıtsal bir fırınmış. Üzerinde yazıyor. Yaşam alanı. Önünde anıtsal bir fırın. Burada birlikte yaşanılan topluluğun birlikte yaşadığı yer. Çünkü sonuçta toplu yaşama geçilmiş. Sure, could this be considered as the first agora? Kutlamalarının yapıldığı. First agora. Yeah, one of the first agoras. Really? This site. Yeah, because based on what they told me about this place, this is one of the few common place they were living with instead of living in their units. Ah. What I've understood is that this is the bottom of this community. That is, yes. Is where you find the transition between nomadic settlements, if you will. Yeah. In other words, structures that are built to resemble tents. They're round. And rectangular structures, which are almost always associated with sedentary life. So, if I'm not mistaken, the archaeologists working on this site stopped deliberately when they discovered that they were at the transition point. Wow. Because you only get one chance to excavate it properly. Oh, that is why. And if there isn't much history of people hitting this transition spot, then you want to act with great caution because the technology is always changing, knowledge is always changing. And archaeology improves constantly, so you know, yavaş yavaş, take your time, and try and get it right. So, my sense is that this was very carefully excavated, actually. Mm-hmm. Evet, burası... sevgili Stuart'un söylediğine göre, Mihriban Hanım buranın esas baş arkeolojisti. Kazıların durdurulma sebeplerinden bir tanesi. Burada yavaş yavaş yörük hayattan yerleşik hayata geçme emarelerini gördüğü için ve bu konuda da hata yapmak istemediği için çünkü ince bir katmanla karşı karşıya kalabilirmiş. Kazılar şimdilik durmuş. Daha sonra tekrar devam edecekmiş. Neresiymiş T binası? Bir görelim. T binası çok önemli bizim için. T harfi. Valla bilmiyorum da Seçil burada kaç katman saymışlar şu ana kadar? Burada işte 14 katman saymışlar. Belki de daha fazla belki olacak. Belki de daha fazla. İşte bir şekilde durdurmuşlar çok zarar vermemek adına. Ve Aşıklı topluluğunun inançları doğrultusunda tören ve kutlamalarının yapıldığı alanmış. Bu T binası olarak geçiyor. Milattan önce 8000 yılının ortalarına denk geliyor şu alan. Yani şu anda şu baktığımız yer. Yani şurası. Doğru mu? Evet, burası. Özel. İşte bu alanda da kazı çalışmaları yaparken fark etmişler ki şu bölgede 300 kez yenilenmiş bir tabana denk gelmişler. Yani yaşam süresi boyunca sürekli yenilenerek kat kat yeniden inşa edilmiş hayat burada. Bu da aşağı yukarı. Bir de bak çok güzel bir netice var. Hasan Dağı'nın burada çünkü obsidyen taşlar falan da denk gelmiş. 700 yıllık bir medeniyetin burada ermesi çok ilginç bir biçimde Ankara Müzesi'nde Çatalhöyük'ten çıkarılan fresklerden bir tanesi Hasan Dağı'nın buradan görüntüsünü ve lavların püskürmesini veriyor. Oo. Tabii bu varsayıma göre de Çatalhöyük ki buradan 700 sene sonra kurulduğuna sonra göre kurulmuş. Demek ki burada volkan patlaması neticesinde buradan kaçan aynı insanlar tarafından inşa edilmiş ve orada daha kurulmuş. İleri bir seviyeye götürülmüş freskler yapılarak, obsidyen kullanılarak. Aynen. Aa, evet, evet.
Çok doğru. Burayla ilgilenen Mimar Bey normalde kapalı bu kazı alanı. Fakat çekinmeyin girin dedi bize. Biz de sizin için girdik bakıyoruz. Çok çok enteresan, çok çok güzel. Bizim için de büyük bir şans oldu. Sizlere de göstermek büyük şans olacak. Ve üzücü olan taraf ne biliyor musun Seçil? Çatalhöyük'ten daha eski olmasına rağmen çok az biliniyor olması Aşıklıhöyük'ün. Evet öyle. Bir şey itiraf edelim, belki birkaç öncesine kadar biz de duymamıştık Aşıklıhöyük'ün. Yani bundan bir yıl öncesine veya 6 ay öncesine kadar ben de bilmiyordum. Ama bu çalışmaları incelediğim zaman önüme geldi ve araştırdım, çok yakınız. Gidip görmek istedik ama böyle kapalı olduğunu bilmiyorduk, yasaklandığını. Fakat beyefendi bize çekinmeyin girin bakın dedi. Çok büyük bir şans oldu bizim için. Kendisine de buradan teşekkür ederiz. Buradan çok teşekkür ederiz. Yani şu gördüğümüz dehşet bir manzara. Yani ilk yerleşim bölgesi, daha ne söyleyebiliriz ki? Kim bilir neler neler oldu, kimler neler yaşadı. Milattan önce 8000 yıl yerleşmesinde konumu, özellikle yapı ve mekanları ile konut alanından ayrılan özel amaçlı yapılar alanı, bu gördüğünüz Aşıklı topluluğunun kolektif yapısının korunmasını pekiştirici, ortaklığı ve paylaşımı sağlayan faaliyetler için ayrılmış bir alanmış burası, ortak alan. Bu alanda yapılan toplu kutlamalar, törenler, ziyafetler, topluluk içindeki çelişkileri ve çekişmeleri dengeleme, topluluk üyeleri arasındaki bağları kuvvetlendirme faaliyetleri olarak sürmüş.